Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 25 Ocak'ta Türkiye saatine göre akşam 20.54'te 5 derece Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. 2024'ün en güçlü, en önemli dolunaylarından birisi kuşkusuz Ocak ayının sonlarını ve Şubat'ın ilk haftasını önemli ölçüde etkileyebilir. Ruhsal, bedensel, zihinsel olarak da üzerimizde güçlü tesirlerini hissedebiliriz. Bu dolunayın en önemli özelliklerinden birisi 28 Ekim'de yaşadığımız 5 derece boğa burcundaki ay tutulmasının da tetikleniyor olması. Bu tutulmaya tam kare yapan bir dolunay aynı zamanda Jüpiter'de tutulma derecelerinde olacak. Kova burcuna geçen Plüto da bu dolunayda güçlü bir açıda yer alıyor. Jüpiter Plüto orta noktası da dolunay sırasında tetikleniyor. Evet, bunlar ne demek? Biraz ülkemiz için önemli bir dolunay, etkili bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 28 Ekim'deki ay tutulması 5 derece boğa, 5 derece akrep güneşi olan Türkiye için çok önemli tesirler içermekteydi. Ve o süreçten bu yana evet ülkemizin gerçekten hem ekonomik hem güvenlik anlamında, askeri anlamda, genel anlamda çevresel ilişkiler, komşu ilişkileri tüm buralarda önemli etkiler aldığını söyleyebiliriz. Özellikle bu 5 derece Aslan dolunayının da tutulma derecesini tetiklemesi biraz hızlı gündemler ülkemiz içinde meydana getirebilir. Evet, Aslan burcu ülkemizin haritasının ikinci evinde yer almakta. Bu da daha çok ekonomi, güvenlik gibi konular, maddi konular, ülkenin refahı, özellikle tüm finansal konular, parayla ilgili kavramları önemli ölçüde etkiliyor tabii ki. Bununla birlikte Aslan burcunun temalarına baktığımızda Aslan burcu güçle ilgilidir. Güç ve gücü elinde bulunduran kişi ve yapılarla ilgilidir. Tabii ki ünlü kişiler, liderler, yöneticiler Aslan burcu tarafından sembolize edilir. Bununla birlikte yaşamımızda yaratıcılığımızı ortaya koyduğumuz, sahnede olduğumuz konular Aslan burcu ile ilgilidir. Aşk hayatımız, romantik konuları yine Aslan burcu yönetir. Çocuklarımızla ilgilidir. Aslan burcu astrolojide çocukları ve gençleri yine Aslan burcu yönetir. Tüm spekülatif konular, şans ve talihle ilgili konu ve kavramlar, tabii ki burada borsa gibi, şans oyunları gibi spekülatif piyasalar yine Aslan burcuyla sembolize edilir. Eğlence, sahne, sanatla ilgili konu ve kavramlar, tabii ki sanatçılar, ünlü kişiler, göz önünde olan kişiler Aslan burcu semboliklerindendir. Ve dolunay sırasında biraz daha bu konuların gündeme gelmesini, dikkat çekici gelişmelerle karşılaşmayı bekleyebiliriz. Öncelikle sabit burçlarımız etkilenecek bu dolunaydan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarıyla birlikte güneşleri, yükselen burçları ve kişisel doğum haritalarında özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleri olanlar bu dolunaydan önemli tesirler alabilirler. 0 ile 10 derece arasını özellikle etki alanında alabilirsiniz. Evet, dolunay sırasında an haritasında Başak burcu yükseliyor. Jüpiter dolunaya tam bir kare açıda yer alıyor. Aynı zamanda 5 derece Balık burcundaki Satürn'ün ayla 150'lik bir açısı var. Güçlü bir açıdır ama biraz gergin bir açıdır. Dolayısıyla sorumluluklarımızla ilgili konulara dikkat çekiyor. Burada ihmaller, yanılgılar ve benzeri tesirler bazı sağlık sorunlarına ya da bazı kayıplara neden olabilir. Satürn sorumluluk alanlarımıza özellikle burada dikkat etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Evet, özgüvenle, yaratıcılıkla ilgilidir Aslan ve Jüpiter'in burada Güneş'e ve Ay'a tam bir kare açıda olması kişisel özgüvenimizi destekleyebilir aslında. Kendimize inancımız artabilir, kendimizden beklentilerimiz artabilir. Egomuzu da destekleyebilir bu dolunay. Ruhsal olarak böyle etkiler alabiliriz. Ancak aşırı özgüvenli, gereksiz kibir, gurur ve biraz belki beklentileri arttırarak, aşırı risk alarak hareket etme eğilimimiz olabilir. İşte bu durumlar sıkıntılara, zorluklara yol açabilir. Dikkat etmeliyiz. Sağlık konularında ihmalkar olmamak lazım.
bedensel olarak. Çocuklarımıza özellikle sorumluluk altında altın yani sorumluluğumuz altında olan çocuklarımıza daha fazla dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Zaten son zamanlarda gerek ülkemizde gerek tüm dünya üzerinde çocuklarla ilgili konular, onların içerisinde yer aldığı, zarar gördüğü her türlü kavram, spekülatif konular daha fazla dikkat çekiyor. Bu dolunayda da belki bazı gizli konular aydınlanabilir. Yine çok fazla sansasyon yaratacak, dikkat çekecek olaylarla dünya genelinde karşılaşabiliriz. Bunun içerisinde çocuklar ve çocuklarla ilgili konularda yer alabilir. Ekim ayındaki ay tutulmasından sonra takip ettiğiniz üzere özellikle ülkemizde ünlü kişilerin, medyatik kişilerin skandalları çok fazla gündeme geldi. Bunun içerisinde tabii ki içinde para olan, ekonomi olan konular da yine çok fazla skandallarla birlikte gündeme geldi biliyorsunuz. Şimdi bu tutulmanın bu alanı tekrar tetikliyor olması, devam eden konular, özellikle ünlü kişiler, sahnede olan kişiler, dikkat çeken kişilerle ilgili haberlerin belki daha fazla konunun açığa çıkmasını, gündemlerin oluşmasını sağlayabilir. Süregelen konularda da özellikle yasal süreçlerle ilgili konularda da yine bazı dikkat çekici gelişmeler bu dönemde söz konusu olabilir. Gerek ülkemiz için gerek dünya için dikkat çeken liderler biraz daha risk alabilir, özgüvenli hareketlerde bulunabilirler. Ancak gereksiz risklerin ve bu anlamda biraz belki çok fazla özgüvenli hareketlerin tabii başkalarına zarar verecek boyutları da olabilir. Özellikle balık burcundaki Satürn burada liderlerin verdiği kararların, onların uyguladığı bazı kararların sonuçlarının hani kurbanlarının olabileceğini, burada ne yazık ki mağdur kişilerin olabileceğini de bize işaret ediyor. Kişisel olarak hayatlarımızda da kendimizi sahneye koymak, yeteneklerimizle, becerilerimizle dikkat çekmek isteyebiliriz. Birçoklarımız için aslında gerek iş hayatımızda, gerek özel hayatımızda, gerek yaratıcılığımızı ortaya koyarken bu dolunay bize gereken cesareti, özgüveni verebilir. Harcadığımız emeklerin karşılığını alabiliriz. Özellikle Mars'ın Oğlak burcunda olması, Merkür'ün Oğlak burcunda olması burada güçlü etkiler de veriyor. Yani planlı, programlı çalışmalarımızın, harcadığımız emeklerin özellikle başarı getirebilecek sonuçlarıyla da karşılaşabiliriz. Bireysel haritalarımız eğer olumlu destekler alıyorsa bu dolunay bize ihtiyaç duyduğumuz o başarıyı, şansı getirebilir. Yine ekonomiyi çok konuşacağız ama özellikle biraz işte borsa gibi, şans oyunları gibi konular gündeme gelebilir. Tabii ki spekülasyona burada dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yine her zaman olduğu gibi bu tarz spekülatif piyasalarda kazananlar olduğu gibi kaybedenler de olacaktır. O yüzden mümkün olduğunca güvenli adımlar atmak, dengeli davranmak gerekiyor. Özellikle Plüton'un Kova burcuna geçmesi biraz daha teknolojiye, dijital alanlara dikkat çekerken tabii ki piyasalarda bu tarz hareketler, önemli kararlar olabilir dünya üzerinde. Dijital paralarla ilgili, ekonomiyle ilgili, bankalar ve finans kurumları ile ilgili alınacak bazı kararların, uygulamaların söz konusu olması mümkün ve ülkemiz içinde 8. evimizi, ekonomiyle ilgili evimizi Kova burcu yönettiği için bu dolunay sırasında Plüton'un da bu alanda bulunması, ülkemizde de ekonomik yapıların, işte dijital paralarla ilgili düzenlemelerin, banka ve finans kuruluşlarında yapılacak bazı düzenlemelerin, uygulamaların, belki biraz daha borçlanma konuları, işte emeklilik, sigorta yapılanmaları ve benzeri alanlarda da verilecek bazı kararların gündeme gelmesini sağlayabilir. Yine tüm kamuoyunu, tüm halkı etkileyecek gelişmeler söz konusu olabilir. Hamilelik, doğum gibi çocuklarla ilgili konuları da Aslan Burcu yönetir. Özel yaşamlarda tabii ki bu alanlarda istekleri olanları, hayalleri olanları bu dolunay sevindirebilir aslında. Eğer bazı sağlık sorunları varsa bunların çözülmesi için gerekli uygulamalar, çözüm yolları bulunabilir. Veya daha önceden başlamış olan bazı
çalışmaların, tedavilerin olumlu sonuçları alınabilir. Birçok kişi için de bu dolunayın çok verimli, çok bereketli, maddi manevi şansları ve fırsatları ortaya çıkarabileceğini söyleyebilirim. Genel etkileriyle birlikte yükselen burçlarınıza göre dolunay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, aslan burcundaki dolunay 5. evinizi aydınlatacak. Sizin için keyifli, şanslı, eğlenceli etkiler söz konusu olabilir. Bu dolunayda çocuklarınızla birlikte mutluluk alacağınız bazı keyifli programlar yapabilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki hamilelik, doğum gibi bir konunuz gündeme gelebilir. Çocuklarınız, çocuklarınızın eğitimi, onların başarıları, onlarla ilgili beklentileriniz netleşebilir. Eğlenceli bazı programlar hayatınıza dahil olabilir. Sanatsal konularda yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi destekleyecek bir hobiyle ilgilenmek, sporla yapmak veya bu alanlardaki bazı ortamlara katılmak mümkün. Ve birçok koç için aşk dolunayı bu. Aşk hayatınızda hızlı gelişmeler olabilir. Bazı beklentileriniz sonuç verebilir. Önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Sosyal hayatınız, arkadaş ilişkilerinizin de önemli dönüşümlerle karşılaşabileceği, sizin için maddi şanslar da getirebilecek bir dolunay bu. Özellikle para kazanma konularında, belki biraz riske girdiğiniz alanlarda tabii ki hızlı gelişmeler de söz konusu olabilir. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda sabit burçlarda boğa, aslan, akrep ya da kova burçlarının 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin için çok güçlü bir dolunay 4. evinizde meydana gelecek. Özel yaşamınız, aileniz, ebeveynleriniz yuva temalarına işaret ediyor. Bu dolunayla birlikte yaşamınızda, özellikle yaşadığınız mekanlarda bir değişim olması mümkün. Özellikle taşınmak, yer değiştirmek. Bunlar işle, kariyerle ya da evlilik gibi bir konuyla bağlantılı da olabilir. Bir şeyi almak, mesela ev almak için bir girişiminiz olabilir. Ya da size ait mülklerin satılması, kiralanması ve benzeri konularınız varsa bu dolunayda bunlar da netleşebilir. Ebeveynleriniz, onların sağlıkları ve düzenleriyle ilgili, onlarla olan ilişkilerinizle ilgili alanlarda da güçlü tesirler alabilirsiniz. Tabii ki biraz sağlık konularına, hem kendi sağlığınıza hem ebeveynlerinizin sağlığına bu dönemde dikkat etmekte fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, aslan burcundaki dolunay 3. evinizi aydınlatacak. Yakın çevre ilişkilerinizin öne çıktığı hareketli bir dolunay bu. Seyahatler yapabilirsiniz, gezilere çıkabilirsiniz. Kardeşlerinizle, yakınlarınızla, akrabalarınızla daha fazla bir arada olmanız, onlarla ilgili konuların gündeme gelmesi mümkün. Komşu ilişkilerinizde de önemli bir etki olabilir. Bazı değişimler, gelişmeler söz konusu olabilir. Bununla birlikte bir eğitime başlamanız ya da daha önce başladığınız bir eğitimi tamamlamanız, ticari konularda aktif olmanız, özellikle bir anlaşma, sözleşme gündeme gelebilir. İnternet üzerinde, sosyal medya üzerinde aktif olabileceğiniz işler, eğitimler gündeme gelebilir. Ya da biraz daha kendinizi ifade edeceğiniz yaratıcı süreçleriniz, özellikle bir şeyleri yazmak, üretmek, tasarlamak gibi alanlarda çalışıyorsanız bu dolunay sizin için çok bereketli, çok verimli olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bahsettiğim etkileri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, aslan burcundaki dolunay para evinizi aydınlattığı için özellikle para ve finans konularının dolunay döneminde gündemde olmasını bekleyebiliriz. Bu sizin için bir para kazancı, bir iş başlangıcı, bir yatırım, yatırımlardan gelecek kazançlar, belki bir kredi sonuçlanması, bir borç yapılandırılması gibi veya emeklilik, sigorta gibi bir konuyu gündeme getirebilir. İlişkilerinizle bağlantılı olarak da tabii ki, yani evlilikler, işte anlaşmalar, sözleşmeler ve benzeri konularla da ilgili para ve hisse paylaşımları, hisseli paralarla ilgili gelişmeler hayatınızda olabilir. Eğlence için, tatil için bir harcama da yapabilirsiniz. Bir harcama veya bir alışveriş gündemde olabilir. Özellikle iş hayatınızı ve kariyer hayatınızı destekleyebilecek önemli bir dolunay. Parasal dengenizi, yani parayla ilgili beklentilerinizde de dolunay ve yakınlarında
önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler daha güçlü olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, evet, sizin dolunayınız yılın bu zamanı kuşkusuz sizin için çok önemli ve etkili olabilir. Bu dolunayla beraber yaşamınızda dikkat çekebilir, parlayabilirsiniz. Bir hedefinize ulaşmanız, bir başarı yakalamanız mümkün görünüyor. Özellikle emek harcadığınız, çalıştığınız konularda bir sonuca ulaşabilirsiniz. Bir projenin tamamlanması gibi ya da bir işle ilgili bir hedefinize ulaşmanız gibi bir konularınız gündemde olabilir. Bununla birlikte çevresel anlamda yer değişimleri, işte iş ve kariyerle ilgili vereceğiniz kararlar, ilişkilerle ilgili bazı dönüşümler söz konusu olabilir. Dolunay sırasında artık Plüton'un da Kova burcunda olması yaşamınızda ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik, işbirlikleri gibi konularda güçlü etkiler almaya başladığınızı işaret ediyor. Bunlar hayatınızda kadersel bazı değişimler getirebilir. Eşinizle bağlantılı konularda önemli etkiler alabilirsiniz. Fiziksel görünümünüz, imajınız, buralarda da belki bazı kararlar verebilirsiniz. İşte saçınızın modelini değiştirmeniz, giyim, kuşam, estetik, güzellik, bakım gibi konular önemli olabilir. Tabii ki genel sağlığınız hassas olabilir dolunayda. Özellikle tansiyon, dolaşım sistemi, sırt bölgesi, omurganız ve genel olarak bağışıklık sisteminize dikkat etmekte fayda var. Kendinizle de ilgili bu anlamda hayatınızı iyileştirmek, kalitesini arttırmak için bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler çok daha güçlü olabilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, aslan burcundaki dolunay 12. evinizde parlayacak. Yaşamınızda biraz gizli olan konuların aydınlanması, bazı sırların açığa çıkması mümkün görünüyor. Yani bunlar çalışma ortamlarınızda, iş yaptığınız kişilerle ilgili olabilir veya tamamen kendi bilinçaltınızla ilgili, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınızla ilgili olabilir. Gizli konulara merak sardığınız, araştırmalar içerisinde olduğunuz bir dönemdesiniz. Bunun için bazı seyahatler yapabilir, okuyabilir, araştırabilir. Yeteneklerinizi keşfetmeniz, yalnız başınıza bazı yaratıcı çalışmalar, sanatla ilgilenmeniz mümkün. Bazı hazırlıklar içerisinde de olabilirsiniz bu dönemde. Öğrenciyseniz örneğin sınavlara hazırlanmak, bir tez için çalışmak veya bir iş projesini kendi başınıza tasarlamak için biraz böyle bir inziva sürecinde olup hani gerekli hazırlıkları yapmanız da mümkün görünüyor. Bu dolunay aslında yaşamınızda artık biraz sizin için gerekliliği kalmamış konuları tamamlayıp şöyle bir dönüm noktası için, yani bazı alışkanlıkları bitirebilirsiniz örneğin, ya da işte beslenme programınızı değiştirebilirsiniz, bağımlılıkları bırakabilirsiniz gibi. Hani hayatınızda bazı günlük düzeninizle ilgili önemli kararlar verip yani bir şifa arayışı, sadeleşme, bir düzen kurma ihtiyacı, bunlarla da ilgili önemli farkındalıklar verebilir size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler çok daha güçlü olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, aslan burcundaki dolunay 11. evinizde parlayacak. Sizin için genel anlamıyla keyifli, eğlenceli bir dolunay etkisi olduğunu söyleyebilirim. Sosyal hayatınızda hareketlilik olabilir. Gruplar içerisinde arkadaşlarla birlikte programlar yapabilirsiniz. Tabii ki bazı arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirmeniz veya bazı dönüşümler yaşamanız mümkün. Özellikle aşk hayatınız ve romantik konularda da güçlü etkiler alabilirsiniz bu dolunayda. Sürpriz tekliflerle karşılaşmanız da mümkün görünüyor. Çocuklarınızla ilgili alanlarda bazı hedefleriniz varsa bu dolunay çok önemli, etkili bazı kararlar, işte eğitim gibi ya da çocuklarınızın gelişimi gibi ya da veya çocuk sahibi olmak gibi bir konuda sizin için belirleyici olabilir, tesirli olabilir. Şans ve özellikle parasal kazançlarla ilgili alanlarda, evet, biraz daha şanslı olduğunuzu, bazı beklentilerinize kavuşabileceğinizi, daha önceden başlattığınız işlerinizi, projelerinizi tamamlayıp belki başkalarının da dikkatini çekebileceğinizi, maddi manevi başarılar kazanabileceğinizi de söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunaydan önemli etkiler alabilirsiniz sevgili teraziler.
Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, sabit burçlarımız tabii ki önemli etkiler alıyorlar. Bu dolunay sizin için kariyer, gelecek planlarınız, toplumdaki statünüz için çok önemli olabilir. İş değişimleri, işle bağlantılı yer değişimleri söz konusu. Yeni bir işe başlayabileceğiniz gibi bir işi bitirebilir, tamamlayabilirsiniz. Meslek değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir. Bunlar tabii ki bazen evlilikle bağlantılı da olabilir. Yani evlenerek de yer değişebilirsiniz. Yuva kurarak da veya boşanarak, ayrılarak da bir düzen değişimi olabilir. Daha kadersel, daha geleceğinizi etkileyen, toplumdaki durumunuzu, statünüzü, medeni durumunuzu etkileyebilecek önemli tesirler altındasınız. Geleceğe ait hedefleriniz biraz daha netleşirken, çevresel tesirler veya çok da sizin yönetemediğiniz daha kadersel etkiler altında da olabilirsiniz bu dolunay döneminde. Kişisel yeteneklerinizi, becerilerinizi kullanabileceğiniz ve bu anlamda da başkalarının dikkatini çekebileceğiniz, takdir edilebileceğiniz önemli bazı iş ve kariyer fırsatları karşınıza çıkarabilir. Yani ünlü olmanız, dikkat çekmeniz, başarılı olmanız da mümkün görünüyor bu dolunay döneminde sevgili akrepler. Ebeveynleriniz, onların sağlıkları ve onların düzenleriyle de ilgili konular daha hassas olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, aslan burcundaki dolunay sizin için daha eğlenceli, keyifli, umut verici etkiler getiriyor. 9. evinizde olacak. Dolayısıyla seyahat edebileceğiniz, gezebileceğiniz, özellikle uzaklara gidebileceğiniz, yurt dışı ile ilgili konularda aktif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yani yurt dışı seyahatleri olabilir, yurt dışı ile ilgili bir beklentiniz varsa, belki bir vize işi, bir pasaport işi ve benzeri konu, yurt dışı ile çalışmak, yurt dışında okumak, iş yapmak veya yurt dışına yerleşmek gibi bir konunuz varsa bu dolunay sizin için çok belirleyici ve çok etkili olabilir. Bununla birlikte internet üzerinde, sosyal medya üzerinde, iletişimle ilgili dijital platformlarda iş yapmanız, eğitimlere katılmanız, hani hareketliliğin öne çıktığı, iletişimin öne çıktığı bir dönem. Bu dönemde özellikle akademik çalışmalar yapan, üniversite eğitimi gibi konularda beklentileri olanlar da önemli destekler alabilirler. Etkili haberler veya size yardımcı olacak, yol gösterecek kişiler karşınıza dolunayda çıkabilir. Bir gezi sırasında önemli kişilerle tanışmanız, belki buralarda bazı romantik etkileşimler olması da söz sahibi. Bu dolunayla birlikte aslında biraz da hayata bakışınız, görüşünüz, gelecek idealleriniz, felsefeleriniz de değişebilir. Dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Sizin ya da eşinizin yakınları, akrabaları, yakın çevrenizden onlarla ilişkilerinizin artabileceği, onlarla ilgili konu ve kavramların da dolunayda gündeme gelebileceği bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, aslan burcundaki dolunay 8. evinizde parlayacak. Daha çok para konuları, finans konuları önemli görünüyor. Biraz da hani eşinizin gelirleri, giderleri, ortaklı gelirleriniz, hisseli paralar, borç alacak konuları, krediler, finans işleri, bazen bu bir nafaka, bir tazminat ödemesi, bir vergi ödemesi, yapılandırılması, emeklilik gibi bir konuyu da içerebilir. Daha çok para, hesap işleri, finans işleri gündeminizde olabilir. Dolayısıyla beklenmedik harcamalar da olabilir ama kazançlarınız da olabilir. Özellikle bir mirasla ilgili bir konunuz varsa çözüme kavuşabilir, beklediğiniz bir para elinize geçebilir, bir tazminat, bir burs ödemesi ve benzeri bir işiniz varsa veya bir emeklilikle ilgili bir konunuz varsa bu dolunay yine sizin için çok etkili olabilir. Para durumunuzda, yani para evinizde artık Plüto transitinin başlaması, parasal kaynaklarınızda, kazanç alanlarınızda ve tabii ki maddi durumunuzda güçlü dönüşümlerin olabileceği bir süreci işaret ediyor. Bu dolunay işte parayla ilgili konularda sizin belki bakış açınızı, uygulamalarınızı, çalışma şeklinizi, para harcama planlarınızı da değiştirebilir sevgili oğlaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenler
gezegenleriniz varsa dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, aslan burcundaki dolunay sizin için önemli bir dolunay. Yılın güçlü bir dönemindesiniz. Güneş burcunuzda, Plüto da artık burcunuzda ilerlemeye başladı. Bu dolunayda da Plüton'un önemli bir tesiri var. Üstelik kariyer evinizi, ev ve yuva alanınızı etkileyen Jüpiter'in de güçlü açıları var. Dolayısıyla sizin için daha kadersel çalışabilecek bir dolunay. Geçtiğimiz Ekim ayında başlamış bazı konular netleşebilir, farklı bir yöne de evrilebilir. İlişkilerinizle ilgili bir aydınlanma söz konusu. Belki evlilikle ilgili bir konunuz, bir ortaklık işiniz, işbirliğiniz ya da yakın arkadaşlığınızla ilgili bir karar alabilirsiniz. Yeni tekliflerle karşılaşabilir, bu teklifleri değerlendirebilirsiniz. Evet, yol ayrımları da olabilir. Vereceğiniz kararlarla birlikte yaşamınızda, pozisyonunuzda, kariyerinizi etkileyecek alanlarda önemli gelişmeler de olabilir. Özellikle evlilik kararları, belki yuva kurma, eşinizle beraber çocuk sahibi olma kararları, işbirlikleri ve ortaklıklarla beraber kariyerinizde ve geleceğinizde yapacağınız yeni planlamalar bu dolunayın kapsamında aslında. Plüto, unutmayın, uzun vadeli size güç ve hayatınızda büyük dönüşümler getiriyor. Bu tutulmada bu konular belki biraz daha etkisini gösterecek, ilk işaretlerini vermeye başlayacak sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa dolunay sizin için çok daha güçlü ve etkili olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Kova burcundaki dolunay, Aslan burcundaki dolunay 6. evinizde parlayacak. Plüto ve Güneş Kova burcunda, 12. evinizde. Sizin için günlük hayatınız, işiniz, çalışmalarınız, mesleğiniz ve genel sağlığınız etkilenebilir. Bu dolunay biraz tabii ki Satürn burcunuzda olduğu için dikkat de gerektiriyor. Yani sağlık konularında ihmalleriniz varsa dolunay size bunu hatırlatabilir. O yüzden kendinizle ilgilenmeniz lazım. Sağlığınızı iyileştirmek adına belki günlük yaşamınızı düzenleyeceksiniz. Bir diyete başlayabilirsiniz. Tedaviye başlayabilirsiniz örneğin. Spora başlayabilirsiniz. İş ve çalışma koşullarınızı düzenleyebilirsiniz. Evet, iş arayanlar için belki bir iş sorumluluğu getirebilir mesleki anlamda. Ya da sizi mesleki anlamda geliştirecek tecrübeler, eğitim programları yine bu dolunayda gündeme gelebilir. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, işte birlikte yaşadığınız, çalıştığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, tüm bunlar bu dolunayda yine sizin için önemli olabilir ve bazı etkiler hayatınızda kendini gösterebilir. Sorumluluklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İhmalkar olmamak gerekiyor sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa dolunayın tesirleri sizin için çok daha güçlü çalışabilir.